Lagrange diferansiyel denklemi örnek soru 3. Bu videomuzda Lagrange diferansiyel denklemi konusuna bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Y eşittir x çarpı y'nin türevinin karesi artı y'nin türevi diferansiyel denklemini çözelim. Öncelikle diferansiyel denklemin Lagrange diferansiyel denklemi olduğunu teşhis edelim. Lagrange diferansiyel denkleminin genel görüntüsü y eşittir x çarpı f y'nin türevinin bir fonksiyonu artı g y'nin türevinin bir fonksiyonu olmalıydı. Burada da baktığımızda tam olarak bu durum var. X çarpı y'nin türevinin karesi, yani bu y'nin türevinin karesine eşit. G y'nin türevi de buradaki y türevi eşit. Lagrange diferansiyel denklemi olduğunu teşhis ettiğimize göre birinci adım y'nin türevine p diyerek başlamak olacak. Y'nin türevine p dedik. Ortaya y eşittir x p kare artı p ifadesi çıktı. Ardından bu ifadenin x'e göre türevini alacağız. İkinci adım y'nin türevi. X'e göre türev alırken y ve p'li ifadeleri x'e bağlı fonksiyon kabul ediyorum. Burada bu nedenle çarpımın türevi vardı. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci olduğu gibi yazdık. Artı birinci çarpı x çarpı p karenin türevi. Üst başa geçer, üst 1 azalır. Çarpı içerisinin türevi. P karenin türevi üst başa geçti, üst 1 azaldı. Çarpı içerisinin türevi. Artı buradaki p'nin türevi de p türevi. Bu ifadede tekrar y'nin türevi yerine p yazıyorum. Bu işlemi yaptığımızda p eşittir p kare artı 2x p p türev artı p türev ifadesine ulaştık. Ardından burada birbirini götüren herhangi bir ifade yok. Bundan x'e bağlı bir diferansiyel denklem elde edeceğiz. X'in türevi artı vp eşittir vpx eşittir qp formatında. Yani integral çarpanıyla çözülebilen bir diferansiyel denklem. Buradaki p'nin türevleri dp bölü dx'tir. P'nin x'e göre türevleri. Bunları dx bölü dp şekline getirmek için ters çevireceğiz. Şimdi bu harekete başlıyoruz. Bundan x'e bağlı bir diferansiyel denklem elde etme hareketi. P kareyi bu tarafa atalım. P eksi P kare. P'nin türevi içermeyenleri diğer tarafa atacağız bu işlemi yaparken. Buradaki P'nin türevi yerine dp bölü dx yazıp onu bir de paranteze alalım. Dp bölü dx. P'nin türevi parantezinde. 2xp artı 1. Bu dx'i bu tarafa çarpı dp'yi de bölü olarak gönderirsek burada dx bölü dp eder ki x'in p'ye göre türevine ulaşmış oluruz. P eksi p kare çarpı dx bölü dp eşittir 2xp artı 1. Buradan da bu x'in türevidir. P eksi p kare x'in türevi. Şu 2xp'yi de bu tarafa atalım. Tam bunu oluşturmak için. Eksi 2xp'yi bu tarafa alırsak onu da 2px yazalım ki tam şu görüntüye ulaşsın. Eşittir 1. Fakat burada x'in türevinin katsayısının 1 olması lazım. P eksi p kareye bölüyoruz bu ifadeyi. Buradan şu p parantezinde 1 eksi p'dir. P'ler birbirini götürür. X'in türevi hepsini buna bölüyoruz. P'ler gitti. Eksiyle şu aşağıyı etki ettirelim. Artı 2 bölü P eksi 1. X bunu da bu tarafa bölü olarak geçirirsek 1 bölü P çarpı 1 eksi P var. Şimdi tam olarak karşımızda İntegral çarpanı uygulayabileceğimiz bir diferansiyel denklem geldi. İntegral çarpanını bulup bu diferansiyel denklemi çözelim.
mü integral çarpımı e üzeri buradaki x'in kat sayısının p'ye göre integralidir. 2 bölü p eksi 1 dp. Bu integralin sonucu da e üzeri 2 ln sayı bölü birinci derece olduğu için ln çıkar sonucu p eksi 1. Buradaki p eksi 1 ile e'nin yerini değiştirirsek integral çarpanı bulunurken artı c yazılmadığı artık kafamıza işlemiş olması lazım. P eksi 1 üzeri e ile p eksi 1'i yer değiştirdik. 2 ln e, ln e 1 etti. P eksi 1'in karesi olarak bulduk. Şimdi bu integral çarpanıyla diferansiyel denklemin iki tarafını da çarpıyoruz. P eksi 1'in karesi, bu tarafı da p eksi 1'in karesiydi. Sol taraf daima ve daima integral çarpanı ile türevi alınmış olan fonksiyonun çarpımının türevi olur. Buradaki sol taraf bu. Sağ tarafa geldiğimizde buradaki p eksi 1 ile buradaki 1 eksi p gider. Fakat burada eksi 1 kalır. Şurayı p eksi 1 çarpı p eksi 1 diye düşünürsek şununla şu gider. Eksi 1 kalır. Eksiyi de buna dağıtırsak 1 eksi p bölü p'ye ulaşırız. Her iki tarafın p'ye göre integralini alırsak p'ye göre integral, p'ye göre integral. Sol tarafta türev ile integral birbirini yok eder ve p eksi 1'in karesi çarpı x elde edilir. Sol tarafa geldiğimizde ise şunu şöyle düşünebilmeyi başarmalıyız. 1 bölü p eksi p bölü p'den 1. 1 bölü p ln p eksi 1 ise eksi p artı c. Buradan da p eksi 1'in karesini bölü olarak gönderdiğimizde sorunun en zor aşaması olan x'i bulmuş olacağız. Ln p eksi p artı c bölü p eksi 1'in karesi. Artık genel çözümü yazabiliriz. Şu ifade tekrar kullanılacağı için şuraya bir alalım şunu. Y eşittir x p kare artı p. X'i bulduk. Bu x'i de şuradaki x'in yerine yazdığımızda y'yi bulmuş oluyoruz. Ve genel çözüm p'ye bağlı parametrik biçimde yazılıyor zaten. Şimdi genel çözümü de farklı bir harfle yazalım. Farklı bir renkle. Üçüncü adım. Genel çözüm. X eşittir ln p eksi p artı c bölü p eksi 1'in karesi. Y ise bu bulduğumuz x'i getirip burada yerine koyarız. Veya direkt bunu da bazıları yazarlar. X yukarıda zaten gerektiğinde koyarız mantığıyla. Ama koymak daha doğru geliyor bana. C bölü p eksi 1'in karesi çarpı p kare artı p. İşte bu iki çift genel çözümdür ve p'ye göre parametrik biçimde bulunmuştur. Şimdi geliyoruz tekil çözüme. Dördüncü adım. Tekil çözüm. Tekil çözüme geldiğimizde fp eksi p'yi sıfır yapabilen p değeri var mı diye bakacağız. Fp şu haldeki x'in yanındaki ifadedir. P kare. P kare eksi p eşittir sıfır. Evet, bunu sıfır yapabilen değerler var. P parantezine alırsak p eksi 1 eşittir sıfır. Bir sıfır bir de bir. Önce p sıfır için ilk tekil çözümümüzü buluyoruz. P yerine götürüp sıfır yazarsak burada y eşittir sıfır. İlk tekil çözümümüz. Bu p'yi bulduktan sonra bunu da yazıyoruz. Bir de p yerine 1 yazarsak bu da bizim ikinci tekil çözümümüz. P
P yerine 1 yazarsak da y eşittir x artı 1. İki tane de tekil çözüm bulmuş olduk. Bu bizim genel çözümümüz, bu da tekil çözümümüz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.